Merhaba sevgili seyirciler, ben Serpil Uygun Çiçek. Yalnız Değilsiniz programımızın 12. bölümünde karşınızdayız. Yayınımızı Türk Kızılayı Etimeskut Yerleşkesi Arşiv Yönetimi bölümünden gerçekleştiriyoruz. 29 Ekim 4 Kasım günleri arasında kutlanacak Kızılay Haftası'nı, Kızılay'ın köklü tarihini ve geçmişini konu alacağımız programımızın önemli bir isimle gerçekleştireceğiz. Kızılay tarihini en iyi bilen isimlerden biri, ODTÜ Tarih Bölümü Eski Başkanı Sayın Profesör Doktor Seçil Akgün, Seçil Karal Akgün. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Seçil Hocam, öncelikle içinde bulunduğumuz mekana ilişkin arşiv yönetimi, Türk Kızılay'ın arşiv yönetimi bölümüne ilişkin kuruculuğunda da önemli görevler üstlendiniz. Buraya ilişkin bilgileri sizden alalım. Ben ve benim yine Orta Doğu'dan arkadaşım Murat Ulutekin Kızılay tarihi yazmaya 1990 yılında başladık. 1990 yılında Kızılay Genel Başkanı'nın da önerisiyle işte arşive girdik. Fakat o zaman arşiv hiç böyle değildi. Henüz bir düzenleme yapılmamıştı. 1 milyondan fazla belge var idi. Gayet tabii Kızılay yöneticileri bunların öneminin bilincindeydiler. Ama bunlar bir sınıflanmaya tabi tutulmamıştı. Dolayısıyla biz orada bir 5-6 senelik yoğun çalışma sonunda işte iki ciltlik bir kitap hazırladık Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a diye. Evet. İkisinin de bitip basılması 10 sene aldı. Bu zaman içinde tabii arşivle çok yakından ilgilendiğimizden belgelerin önemini gördük. Yani gördük dediğimiz şu oldu: Kızılay demek, Kızılay tarihi demek, Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihi demek. Evet, evet. Çünkü paralel gelişmiş, bir arada büyümüş iki olgu çıkıyor burada. Ve çok istedik, talip de olduk bu arşivi düzenlemeye. Sonunda işte ODTÜ Tarih Bölümü olarak bu görevi üstlendik. Murat Ulutekin arkadaşım ve ben projeyi koordine ettik. Araştırma görevlilerimiz, iyi Osmanlıca bilenler, öğrencilerden de iyi Osmanlıca bilenler, çeşitli değişken ekipler halinde 5 yıl çalıştık. 5 yıl bir proje sonunda bu arşiv oldu. Ama tabii arşivde iki etken var. Bir tanesi bu mekansal olay, bir de içindeki belgeler. Evet. Bize belgeler kısmı düştü. Bunların listelenmesi, numaralanması, transkripsiyonunun yapılması, tabii hepsini yapmadık ama özetle. İşte bunların web sayfasında okuyucuya veya araştırmacılara açılması. Bunlar yapılırken de çok güzel arşiv binası yapıldı. Evet. Yani birçok yerde, dünyanın çeşitli yerlerinde arşiv çalışmaları yaptım. Çok rahatlıkla ve de kıvanç duyarak söylüyorum ki bu hemen hemen en iyi arşivlerden bir tanesi. Isısından okuma masalarına, işte okuyucuya sunulan belgelerin dijital forma atılmış olmasından gerekti mi, orijinalinin özgünlüğünü çıkarılıp gösterebilmesine kadar bütün olanakları sağlayan çok güzel bir arşiv oldu. Dolayısıyla sanıyorum ki bu yakın tarih çalışmaları yapan Türk ve yabancı pek çok araştırmacıya buradan faydalanabilirler. Evet, yani ışık tutacak fevkalade bir araştırma ünitesi. Evet. Dolayısıyla hani buraya her seferinde sevinerek geliyorum. Bu Kızılay Haftası olması da özel bir anlam taşıyor bu haftanın. Evet. Evet hocam, önümüzdeki haftadan Cumhuriyet Bayramı ile aynı gün başlıyor Kızılay Haftası. 29 Ekim itibariyle başlıyor. 4 Kasım'a kadar sürecek. Geçmişte neler yapılırdı Kızılay Haftası'nda? Bugün nasıl kutlanıyor? Neler yapılıyor? Onları sizden tekrar alalım. 1941, yani Kızılay Haftası'nın resmen kutlanmaya başlaması 29 Ekim'den başlayarak 1941 yılına gidiyor. O zaman alınan kararla bu kullanılıyor. Ama daha önceden de biz araştırmalarımızda gördük, okullarda Kızılay bilinci geliştirilmesi için çok çalışılıyor. İlkokuldan başlayarak, ortaokul, lise, gençler arası, toplumda. Tabii bu bir sivil toplum örgütü. Ve bu tür derneklerin yaşaması toplumun ilgisine bağlı olduğu için hep toplumun ilgisini ayakta tutmak önemli oluyor. Her ne kadar korku, korunma, sıkıntı, afet, felaket bunlar insanlık kadar eski kavramlarsa da bunlara bilfiil katkıda bulunmak, işte el vermek insanların bir yerde kendi bilinçlenmesiyle olan şeyler. Şimdi Kızılay Haftaları benim çocukluğumdan beri hani kutlanan şeylerdir. Bir defa Kızılay kolu vardı. Evet, evet. Kollara böyle Kızılay, şimdi var mı bilmiyorum. Evet, Kızılay işaretiyle takılırdı. Ondan sonra her sınıfta bir Kızılay dolabı vardı. Okulda Kızılay dolabı vardı. Evet. Bunların içinde çok ivedi ilaçlar, tentür diyor. İşte oksijen, pamuk falan olurdu.
Ama öğrenciler için bu Kızılay amblemini takmak çok büyük bir kıvançtı. Evet, herkes birbiriyle yarışırdı Kızılay kolu olabilmek için. Ondan sonra Kızılay haftalarında özel programlar yapılırdı. İşte örneğin marşlar, Kızılay marşları vardı. Birkaç tanesi aklımdadır hala. O marşlar söylenirdi. Ondan sonra Kızılay'ın tarihiyle ilgili veyahut da Kızılay'ın çocuk esirgeme kurumuyla paralel faaliyetlerine ait işte bir şeyler anlatılırdı. Dergiler çıkarılırdı, verilirdi okullarda. Ama en önemlisi Kızılay Genel Merkezi, bugün Kızılay'da evet, işte hoş olmayan bir binanın olduğu yerde AVM. Evet. Evet. O binanın önüne Kızılay 29 Ekim günü yapılan resmi geçidin en son aksesuarı olan diyeceğim Kızılay arabası getirilirdi. Yani resmi geçit askeri bir olaydı 29 evet. Ekim geçit resmi. Ve bütün o askeri bandolar, işte taburlar, bölükler hepsi geçtikten sonra en sonunda böyle süzüle süzüle Kızılay arabası gelir ve çok süslenmiş olurdu. Müthiş bir süs içinde. Üstünde de birkaç tane hemşire dururdu böyle beyaz kepleriyle. Herkes onu beklerdi. Evet. O kadar büyük bir olaydı ki. Ondan sonra gelir bu bir hafta Kızılay binasının önünde sergilenirdi. Ve insanlar akın akın onu görmeye giderdi. Gelirdi. Aynı bahçenin içinde bir de büfe vardı. Orada da Kızılay'ın maden suyu satılırdı. O maden suyu, böyle maden suyunu falan insanlar evlerine alıp içmezlerdi o zaman. Bir yere gidince içilen bir şeydi daha çok. Hani oraya Ankara'ya gelen misafirlerini insanlar götürür, maden suyu içirirdi. Bu 29 Ekim haftasında rastlatmaksa özel bir ayrıcalıktı. Çünkü hem Kızılay'ın aracı görülüyordu. Evet. Hem de maden suyu. Oldu. Böylece Kızılay çok yönlü bir tanıtıma girmiş oluyordu. Evet. İşte şimdi bugün artık bunlar bu kadar yapılmıyor. Çünkü artık hem dünya küçüldü hem olaylar çoğaldı. Evet. Evet. Ama sanıyorum ki yine gençler çeşitli vesilelerle Kızılay hakkında bilinçli yetiştirilmeye çalışılıyor. Evet, evet. Hocam, geçmişe dönersek ilk anlamına, Kızılay'ın kuruluşuna, 146 yıllık bir kurum. Evet. Kuruluşundan sizden detayları alayım. Sonrasında da... Şimdi Kızılay tabii Kızıl Haç'ın kanatları altında kurulmuş bir kurum. Yani evvela Kızıl Haç kuruluyor. Ve Kızıl Haç'ın kurulma amacı işte tarafsız olarak bir ülke veya din ayrımı yapmadan savaş meydanlarında zarar görmüş, yaralanmış esirlere veya esir düşmüş olan insanlara yardım eli uzatmak. Böyle başlayan bir kurum. Fakat çok da çabuk örgütlenmeye başlıyor. Cenevre merkez olarak işte birdenbire ilkin 14 ülke katılıyor. Sonra işte ülkelerin sayısı çoğalıyor. Osmanlı İmparatorluğu buna ilk katılan ülkeler arasında. Yani kurulmaya başladığında Osmanlı İmparatorluğu hemen bir delegasyon gönderiyor. Doktor Abdullah Bey var, Macar asıllı, kendisi de tıp doktorudur. O gidiyor orada boy gösteriyor ve bunu Osmanlı başkentinde de tanıtacağını söylüyor. O zamanın bakışıyla Bab-ı Ali bir yarar umulmasa da zarar getirmeyecek bir şeydir diye yaklaşarak bu Kızılay'ın kurulmasına, Kızıl Haç'ın kurulmasına onay veriyor. Fakat işte o haç işareti itim yapıyor. Evet. Yani o sürekli olarak Hristiyan kültürünü, Hristiyanlığı çağrıştırdığı için Müslüman Türk toplumu bu işi pek benimsemiyor. Bunu da işte üst yöneticiler kavramakta geçmiyorlar. Ve kısa bir süre durakladıktan sonra kuruluş faaliyetleri Hilal-i Ahmer, yani ilk kuruluş adı Mardai Mecruhi'ni, dur bakayım neydi? Merdai Mecruhini Askeriye'ye Muavenet Cemiyeti, yani yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti diye bir tekerleme gibi adı var. 1877'de bunu Hilal-i Ahmer'e çeviriyorlar. Çünkü bu ara hem Osmanlı İmparatorluğu'nda hem de dünyada bu hayır kurumunun, bu yardım kurumunun Hilal'le, Kırmızı Ay'la temsil edilmesi benimseniyor. Evet, tüm ve İslam... işte bundan sonra olay değişiyor. Yani Kızılay'a yaklaşım değişiyor. Yaklaşılıyor. Sonra Kızılay'ın kardeşi olan veya abisi, ablası olan diyeyim Kızıl Haç'ın ne kadar yararlı bir kurum oldu. Evvela savaşlarda. Sonra doğal afetlerde gözleniyor. Yurt dışındaki gelişmeleri tabii Osmanlı da takip ediyor. Bunun Osmanlı sınırları içinde de gelişmesi için
çok destek veriyorlar. Evet, evet. Balkan Savaşları'ndaki Kızılay'ın... Balkan Savaşları müthiş yani tabii. Kızılay'ın rolü nedir oradaki? Şimdi Balkan Savaşları'nda geldi, artık Kızılay yeniden yapılanmış. Şöyle Osmanlı-Rus Savaşı var 77-78. Orada bir aktif bir rolü vardır Kızılay'ın. Ondan sonra işte yüzyılın sonunda Türk-Yunan Savaşı vardır. Fakat ondan sonra bir baskı dönemi geçirir Osmanlı İmparatorluğu. Yani işte hepimizin tarih derslerinden hatırladığı birinci meşrutiyetin askıya alındığı, ikinci meşrutiyete kadar kurumların sessizliğe gömüldüğü bir dönemde Kızılay da sessizliğe gömülüyor. Evet. Bir faaliyeti olmuyor. Ancak ikinci meşrutiyetle gelen yeniden uyanışla işte Kızılay'ın da ihyaen tesis dönemi dediğimiz yeniden kurulma dönemi başlıyor. Bu yeniden kurulurken Trablusgarp Savaşı oldu. Evet. Ve ilk böyle katılımı Trablusgarp Savaşı'nadır Kızılay'ın. Kızılay olarak böyle çadırların üzerine, sığıya konvoyların üzerine Kızılay amblemi konmak suretiyle oradadır. Ama bunu hemen izleyen Balkan Savaşları'ndaki rolü toplumsal açıdan çok büyük. Çünkü Balkan Savaşları büyük bir göçle geldi. Bildiğiniz gibi Balkanlardaki topraklarını kaybediyor Osmanlı İmparatorluğu. Ve bu topraklardaki Müslüman Türk ahali Türkiye'ye göçüyor. Evet. Yüzlerle, binlerle insan günlerce yürüyerek işte Balkan topraklarından Türkiye'ye geliyor. Bu çok özel bir durum. Çünkü buradan gelen kimseler birçok bakımdan dikkate değer. Bir defa Batı kültürü almış kimseler. Evet. Batı'dan gelen gibi Müslüman falan ama Türkiye'nin içindeki Anadolu topraklarındaki Müslümanlardan farklı. Hele kadınlar çok farklı. Giyimleriyle, kuşamlarıyla, işte toplumsal durumlarıyla çok farklı. Ondan sonra gelen kimseler göçmek zorunda kaldıkları için evlerini, barklarını bırakarak fakir fukara değil ama her şeylerini, bütün mal varlıklarını arkada bırakıp yürüyerek geliyorlar. Gelmiş kimseler. Bunların onlar çoğu için kıyıma ve kıyama uğruyor yollarda. İşte analar, babalar kayboluyor, çocuklar kayboluyor, yetimler geliyor, öksüzler geliyor. Fakat gelen erkek çoğunluğun pek çoğu savaşın içinde o yer alıyor, askere gidiyor. Veyahut da kesiliyor yani savaş gücü görüldüğü için düpedüz katliamlara uğruyorlar. Gelenlerin içinde çok kadın var ve çocuk var. Biraz önce de söylediğim gibi bu kadınlar, çocuklar fakir fukara değil, işte ev bark sahibi olan kimseler ama gelince hiçbir şeysiz durumdalar. Şimdi Kızılay'ın iki türlü işlevi oluyor. Bir tanesi bu gelen göçmenlerin hepsini Türkiye'de yerleştirmek ve bunları işte yeni hayatlarına uyum sağlayacak bir şekilde ya hayata uyum sokmak, yani iş hayatına, toplum hayatına sokmak. İkincisi de kadınlara özel kol kanat germek. Çünkü gelen kadınlar toplum tarafından yadırganıyor. Yani pek Anadolu Osmanlı kadınına benzemedikleri için, toplumun içinde daha serbest, rahat davrandıkları için, kimisi de çalışmaya bile alışkın oldukları için topluma bunları benimsetmek biraz zor oluyor. Bunun nedeniyle Kızılay 1912 yılında bir kadınlar merkezi kuruyor. Bu kadınlar merkezinin bir yan dalı olarak sanat evi, özellikle bu Balkan göçmeni kadınları ve çocukları kucaklamak için kurulan bir dernek oluyor. Bu sanat evinde gelen göçmenlerin iyane, yani bağışlara bağımlı olmadan yaşamaları, ayakları üstünde durmaları. Yani bir nevi meslek kazanır. Yani üretken olmaları, kendi hayatlarını kazanmaları için ortam el işleri yapıyorlar. Bunların pazarlaması, bunların işte kermeslerde insaniyet perver pazar denilen pazarlarda, panayırlarda veya yurt dışı sergilerde satılması falan başlıyor böyle. Ve kısa zamanda bu Balkanlardan gelen göçmen kadınlar ayakları üstünde durur hale geliyorlar. Şubeler açılıyor tabii ki İstanbul. Bu Türk kadına da örnek oluyor. Yani Türk kadınını toplumsal yaşamın içine ve çalışma hayatına sokan bir örnek oluyor bu Balkan Savaşları'ndan sonra Hilal Ahmer'in el vermesiyle gelişen olay ve Türk kadınına da ufuklar açan bir gelişme oluyor Balkan Savaşları. Evet hocam, esirler dedik, savaş dönemlerinde esir olanlar. Kızılay onların kimlikleri olmayanlara kimlik kartı gibi bir kartlar tuttu. Onlar da sanırım orada var. Onlardan bunlar da söz ederseniz esir kartları dediğimiz. Kimlik kartı değil de bunlar
esir kartları. Hı hı. Şimdi bunlar bütün şehirlerde yapılıyor. Bu gerçekten çok ilginç bir şey. Şöyle de tutabilirim. Burada işte ismi oluyor. Ondan sonra işte hangi, nerede yakalandı, yani esarete nerede uğradı. Hı hı. Esas bulunması gereken bölük, yaşı. Ondan sonra taburunun numarası ve gelmiş olduğu ülkenin adı. Tarihi. Trablusgarp'ta Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, bütün savaşlarda bu esir kartlarını tutuyor Hilal-i Ahmer. Ve bu Türkiye'de olsun, Türkiye dışında olsun pek çok kimsenin kendi kayıplarını aramak için başvurduğu bir merci haline getiriyor. Bir arşiv aslında evet. O da. Yani hem arşiv hem de adres bankası. Evet. Yani hem şey buluyorlar, böyle yitirmiş olduğu kimseleri buluyorlar. Hem de nerelerde ne tür esirler kümelenmiş veya nereden esirler nerelerde kümelenmiş. Onlar yani bir hakikaten çalışma zemini hazırlayacak da bir şey bu esir raporları. Evet. Hocam, Kızılay'ı ve savaşlardan söz ettik. Kızılay'ı sadece savaşlarla anmak doğru mudur? Geçmişte öyle ama tabii ki şu anda farklı alanlarda da çalışmaları var. Tabii elbette değil. Yani Kızılay savaşla başlıyor. Savaşlarda yardım için kurulmuş bir dernek olmakla birlikte çok çabuk kabuk değiştiriyor. Bu sadece Kızılay için değil, yani Kızıl Haç'la beraber bunlar savaş alanlarından toplumsal yöne kayıyorlar. Yani bütün doğal afetlerde, felaketlerde insanlara el uzatır kurumlar haline geliyorlar. Kızılay da tıpkı Batı'da olduğu gibi Türkiye'de bu şekilde de bir gelişme yapıyor. Şimdi önemlisi bu gelişme içinde Kızılay'ın toplumu ilgilendirecek şekilde bütün ülkeye yayılması ve bunu yaparken de destek görmesi. Bunun için bütün yönetim asları diyelim, destek vermeyi üstleniyorlar. İşte Veliaht mesela Fahri Başkanlığı'nı üstleniyor Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Ondan sonra işte Valide Sultan, ondan sonra nazırların anneleri. Yani isim vermek gerekirse mesela hele yeni yapılanma döneminde işte Talat Paşalar, Enver Paşalar, bunların anneleri, kızları falan hep Kızılay'ın içinde oluyorlar, destek veriyorlar. Kendileri de destek veriyor ki Kızılay'ın böyle hani devlet üst ricali tarafından beğenilen, kabul edilen bir kurum olduğu anlaşılsın. Evet. Bunun yanı sıra Kızılay'a tabii para lazım. Evet. Ekonomiye nasıl bir katkısı var? Yani kendi ekonomisini geliştirmek durumunda kalan bir durum. Bir kurum, hem de devlete sanayini geliştirmesine yardımcı olan bir kurum. Şimdi başlangıç itibariyle Kızılay'a bağışlar ve aidatlar gelen gelirlerdir. Yani üye olanlar belli bir cüzi bir şey, yani hiçbir keseyi incitmeyecek kadar sembolik bir para aidat yatırmaktadır. Ama bunun yanı sıra bağışlar oluyor. Bu bağışlar yavaş yavaş işte İstanbul sınırlarını, Osmanlı sınırlarını açıyor. Tıpkı Kızılay'ın da Osmanlı sınırlarını açtığı gibi bütün İslam cemaatlerinin olduğu yerlere yayılıyor. Evet. Dolayısıyla işte gerek savaşlarda, gerek deprem, su baskını, işte yangın gibi afetlerde dünyanın çeşitli yerlerindeki Kızılay merkezlerinden yardımlar geliyor. İşte merkeze bunlar gerekli dağıtılıyor. Evet, şu bakın mesela şu bir hoşluk. Mesela şey Kızılay üyesi hanımların bayramlarda, sonra çocuklar da katılıyor buna. Şu gördüğünüz kumbaralara Kızılay rozetleri satarak hani para toplamaları diye bir şey uygulanıyor. Bu 1911 yılında başlayan bir uygulama. Evet. Ve kadının hiç sokaklara bile çıkmadığı zamanlarda işte Kızılay adı olunca kimse buna karşı koymuyor. Çıkmıyor. Çünkü hayır kurumu, güven kurumu, hem devletin arkasında olduğu, hem İslami kültüre hitap eden, hem yaralıya, hem işte mağdura, her türlü mağdura hitap eden bir kurum olarak bakıldığı için bu toplumda kabul ediliyor. Hanımlar bu kumbaralar boyunlarında, ellerinde. Bir ellerinde de Kızılay amblemi olan küçük rozetler, çiçekler, rozetler. Bunu dağıtıyorlar. Bu rozet işi çok yakın zamana kadar gitti. Yani ben hatta yanılmıyorsam 60'lı yıllarda falan bile hatırlıyorum Kızılay rozetleri.
Evet. Nitekim işte rozetle de kalmıyor tabii Kızılay'a girecek gelir. Bunları arttırmak gerekiyor. Ve bunun için devlet de yardımcı oluyor. Evet. Mesela hem kendi geliri olsun diye ilk adımlarının attığı hem de ülke sanayisine katkılı şeyler oluyor Kızılay'da. Evet. Örneğin maden suyu. Evet. Maden suyu çok büyük bir kuruluş. Yani Kızılay tabii. Maden suyu çok büyük bir kuruluş oluyor. Maden suyu fabrikaları. Evet. Tabii sırf su o değil, şişe fabrikası, şişenin kapağının fabrikası, bunun sevkiyatı, sevkiyatın tabii. işlemleri kocaman bir sanayi alanı oluyor. Evet. Benzer şekilde mesela gaz maskesi. Hı-hı. Yani savaşlarda geçmişte. Gaz Hı-hı. maskesi, zehirli gaz kullanılır kaygısıyla maske yapılmaya başlanıyor. Gaz Hı-hı. maskesi fabrikası yapılıyor. İşte bunun üretimi, bunun dağılımı, bunlar da sanayiye katkı oluyor. Sonra devlet Kızılay'dan çok yardım görüyor evet, devlet. Evet. Yani devletin yapamadığı organizasyonu Kızılay yapıyor. Çünkü kökü dışarıda ve dışarıya da açık olduğu için gerek parasal bakımdan devleti zorlamadan çok para Hı-hı. kazanabilen bir kurum oluyor. Ve bu parayı da tamamıyla devlete evet, kullanan. Evet, hem kendine hem de ülkeye. Evet. Onun için mesela şekilde. Devlet çeşitli şeyler tahsis ediyor. Örneğin oyun kağıtları, Hı-hı. iskambil kağıtları. Hep ben de hatırlarım eskiden arkasında mutlaka Kızılay işareti olurdu. Kızılay bunları ithal ederdi ve Kızılay vergisiyle satılırdı. Hı-hı. Benzer şekilde defterler, Hı-hı. okul defterleri bir Kızılay Hı-hı. amblemi olurdu. Kızılay. Sonra karneler, çocukların Hı-hı. aldığı karnelerin mutlaka bir yerinde Kızılay işareti olurdu. Kızılay hesabına bu karneler işte maliyeti neyse kâra evet. ora gitmek üzere. Damga pulları. Evet. Damga pulu çok yaygın olarak kullanıldı. Çok yakın zamana kadar kullanıldı. Sonra kurban derileri. Kurban derileri cumhuriyetle yani hem Kızılay hem Hava Kurumu hem Çocuk Esirgeme Kurumu arasında dağıtıldı. Ama bu evet deriler... öyle hatırlanıyor. Hatta hala Kızılay'ın kurban derisi topladığını düşünenler var ama evet ama ondan sonra devredildi tamamen. Yani Kızılay'ın çoğaldıktan sonra, kaynakları çoğaldıktan sonra Türk Hava Kurumu'na devredildi. Sinema filmleri. Sinema filmlerinin hepsi Kızılay'ın ithali. Yani Kızılay bir de ilaç. Hı-hı. İlaç, dışarıdan ithal ilaçları Kızılay'a veriyor ithal müsaadesini. Hı-hı. Şimdi bunlar sadece ithalat işlemi değil, tabii ülke ekonomisine katkılı tabii. şeyler oluyor. Çünkü bunların getirilmesi, sevki, Hı-hı. satılması, yazılması, reçeteleri bunların hepsi ekonomiye büyük katkılar. Evet. Kızılay'ın tabii şey değil yani hani bir düşünüyorum böyle kısacık bir zamana 150 yıllık tarihiyle tabii. her... Çok boyutlu mümkün bir konu. Mümkün değil sildirmek. Çok zor ama hani şurada diye, temin bulduk diye söylüyorum. İşte mesela bunlar çaydanlık. İşte evet. bunlar her türlü göç olayında. Savaş göçlerinde ondan sonra savaş konvoyları, askeri konvoyların bir yerden Hı-hı. bir yerine hakimde. Kızılay yol üzerinde mutlaka bir karargah kuruyor. Evet. Orada gıda ve çay. Evet zaten. Şu anda da mutfak tırı olarak evet, evet. mobil tırlar. Aynen işte tabii şimdi çok modernize olmuş şekli. Hı hı. O eskiden çok daha primitif ilkel şekillerdi. Ama Kızılay her zaman bütün olanaklarıyla evet. orada belki çok evet. büyük olanaklar değil ama evet. var. Hı hı. Hocam Atatürk ve Kızılay. Hı hı. Kuruma aslında Kızılay ismini veren kişi Atatürk. Önemi nedir Atatürk ve Kızılay'ın buluşması? Evet yani çok güzel bir soru çünkü hani bugün de demin de söylediğim gibi hani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi gibi bir şey. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Osmanlı İmparatorluğu'ndan tek devraldığı kurum. Başka kurum devralınmıyor. Hı hı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu kurumları düşünsel açıdan Cumhuriyet'le bağdaşır nitelikte olmadığı için çoğu. Zaten kurumlaşma yok yani. Hı hı. Kurumlaşma da o kadar az. Bir tek Kızılay var böyle hani uluslararası yeri olan. Ve tamamıyla siyaset dışı kalmayı becerebilmiş. Ondan sonra düşünsel akımları, politik akımları hiçbirisini hı hı. kendi bünyesine alıp onları dışarıya yansıtmamış bir kurum olması itibariyle, yurt dışı saygınlığı olması itibariyle Cumhuriyet'e alınan bir kurum oluyor. Nitekim bu işte Birinci Dünya Savaşı sonundaki gelişmelerle sağlanıyor. Atatürk Kızılay'a çok önem veriyor. Evet. Bir de üstelik Cumhuriyet'in ilk iki yılı işte Latife Hanım'la da evli olduğu dönemde hı hı.
eşiyle beraber sürekli hani kızlar ziyaretleri yapıyor. 1924 yılında onursal başkanı, Fahri başkanı olmayı üstleniyor. Ve bundan sonraki dönemde de Kızılay'ın gelişmesi için, hem adının değişmesi için hem gelişmesi için çok gayret de gösteriyor, destek de veriyor. Nitekim işte Hilal Ahmer'in Kızılay, Türkiye Kızılay Cemiyeti olması Atatürk zamanı 35'te. Evet, evet. Ondan sonra daha sonra derneğine dönüşecek cemiyette. Daha bir gömlek daha Türkçeleşecektir. Ama Atatürk'ün Kızılay'a yakınlığı veyahut da Kızılay'la iç içeliği Trablusgarp Savaşı'na kadar. Evet, orada yani orada bir yaralandığında işte o Kızılay'da bakım görüyor, çadırda yatıyor falan, gözünden yaralanmış Kızılay. İlk o zaman hani Kızılay'ın amblemiyle yakını kuruyor. Sonra öteki savaşlardaki durumlarını da çok iyi izlemiş. Dolayısıyla konuşmalarında çok yer veriyor. Şey destekliyor. Okullaşmasını çok destekliyor Kızılay'ın. Yani 1924 yılı Öğrenim Birliği yasasının çıktığı yıl. İşte o yıl Öğrenim Birliği sağlandıktan sonra meslek okullarında da bir gelişme görülüyor. Bundan sonra Kızılay'ın hemşire mektebi, hasta bakıcı mektebi olarak kurulup sonra hemşire olarak gelişmesi. Aslında tasarılar 1911 yılına kadar gidiyor ama bundan sonra hız kazanıyor. Bir de üstelik işte artık bu 1924'de yani Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen zaman içinde kendini kanıtlamış bir kurum oluyor. İlk başta Kızılay hemşireleri, hasta bakıcıları çok zorlanıyorlar. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kadınının tutsak olduğu dönemlerde gönüllü olarak hemşire almaya başlayan bu kurumun kadınları, kadının yüzünü, saçının telini, sesini duymazken erkeklere hizmet verir, iş yapıyorlar. Yani kadının profili de değişiyor aslında. Profili değişiyor ama işte toplumda da bu yadırganıyor. Dolayısıyla hani ilk hemşire ve hasta bakıcılar böyle hani saygın aileler buna güç katmak için çok çalışıyor. Hani kadınlar ve bilinçli kadınlar ve kızlara gidiyor. Ama işte ortada kalmış da bir gelir için, bir lokma ekmek için her şeye muhtaç insanlar falan giriyor. Fakat yavaş yavaş bu yapılan işin önemi anlaşılıyor. Evet, evet. Ve hele bir de öğrenim girdikten sonra yani yarı doktor olarak yetişiyor tabii hemşireler, hasta bakıcılar. Artık bu kurulup büyüyen bir teşkilat oluyor. Evet. Kan merkezi kuruluyor, gençlik kampları kuruluyor. Yani işte bir yelpaze olarak düşünürsek şöyle geniş, temadiyen, genişleyen, genişleyen çok yönlü bir kurum oluyor. Evet. Hocam yayınımızın sonlarına yaklaştık. Son iki dakikamız hatta yönetmenimiz uyardı. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bugüne baktığımızda Kızılay'ı nerede görüyorsunuz? Tarih nasıl yazılacak Kızılay için sizce? Vallahi şimdi tarih nasıl yazılacak Kızılay için? Bu zor bir soru. Kızılay'ı kurum olarak aldığım zaman Kızılay işlevinden hiç şaşmamış bir kurum. Evet. Yani Kızılay işlevini her zaman layıkıyla yerine getirmek istemiş olan bir kurum. Fakat zaman zaman her kurumda olduğu gibi belli yerleri yeterli derecede o konuya vakıf kimseler getirilmediği zaman bir takım aksamalar oluyor. Bunlar birçok kurumda erir gider. Ama Kızılay hep göz önünde bir kurum olduğu için, hep çok beklentiler taşıyan bir kurum olduğu için Kızılay'da en ufak bir şey çok yorumlanıyor. Yani Kızılay öyle bir kurum ki mesela geliyor vatandaş İstanbul'a, kayboluyor, parası pulu çalınıyor, gidiyor Kızılay'a bana para ver diyor. Hani her şey için başvurulan bir kurum. Onun için bu kurumda toplum hiçbir aksama olmasın istiyor. Ama benim hani bir araştırmacı olarak, bu konuda bir araştırmacı olarak gözlediğim, artık Kızılay'ın da bu görevinin çok çok bilincine vardı. Belki bir takım duraklamalar geçirmiş olabilir. Evet. Ve buna muhtali olacak şekilde biraz eski literatürden söz ederek söyleyeyim. Hani arşivinde düzenlediğine göre hem kendisinin geçmişini araştırmacıya açmak hem de bugününün ne yapmakta olduğunu, ne yapmayı tasarladığını topluma mal etmek için gerçekten özveriyle çalışan bir kurum. Evet. Her türlü de desteğe layık olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim yanınıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün Kızılay tarihini önemli bir isimle konuştuk. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.